Evet. Muhammed Övecek, biz nereden katılıyoruz? Hocam siz ne Merhaba öğrencisiniz? hocam. Ben Merhaba. birinci sınıf öğrencisiyim hocam. Ha bizim şeyden. Evet, OMİ'den hocam. OMİ'den Samsun memlekette mi Samsun? Ordulu'yum da Samsun'da çalışıyorum. Yani memlekette burası sayılır. Ha, tamam, o zaman Samsun'dan iki kişi olduk. Yani Karadeniz önde. Karadeniz 3 kişi. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, var mı sizin bir öneriniz var mı bugünkü şeyle ilgili? Ben öyle bir şey yaptım ama bir de rumen mikrobiyolojisiyle ilgili konuşmak istiyorum. Konuşma konularımı bu şekilde belirledim. Eğer bir öneriniz varsa ona göre değerlendirelim. Değiştirebiliriz yani, şey yapabiliriz de. Var mı bir önerisi olan? Yok Gayet hocam, güzel. biraz Ama biz öneyim. konuşuyoruz zaten. Buyur Kerem. Gayet güzel hocam. Evet. O zaman şöyle, ben hemen o şeyi açayım. Dediğim gibi basit bir rasyon programı olacak. O rasyon programı üzerinden şey yapacağız, konuşacağız. Tabii sizin şeylerinizi de alacağız. Nasıl diyeyim? Katkılarınızı da, önerilerinizi de alacağım bu konuyla ilgili. Ha, pardon, ben şeyi paylaşayım. Sayfamı paylaşayım. Evet, sayfam göründü galiba. Görünüyor hocam. Göründü değil mi? Burada arkadaşlar, bu dediğim gibi gayet basit ama anlaşılır. Yani rasyonun temelini oluşturması bakımından ben bunu seçtim. Daha sonra belki daha kapsamlı rasyonlar üzerinde, rasyon programları üzerinde de konuşuruz. Bir kere şey diyeyim, özellikle diğer arkadaş için de, Enes sen kaçıncı sınıftasın? Diğerlerini tanıyorum nispeten de, kaçıncı sınıftasın Enes? Hocam ben de birinci sınıfım. Hazırlamamıştı geçen sene. Nasıl? Geçen sene hazırlık okumuştum da bu sene birinci sınıfım. Aa, birinci sınıf, ha bizim fakültede. Evet, onu. O mu de? Ha tamam. Kübra sen hangi şeydi? Ben Ege bırakmıştım hocam. Ha, tamam. Yasemin ekonomide onu biliyorum zaten. Kerem'i de biliyorum. O zaman niye bunları soruyorum? Yani şeyi bilmemiz için. Şimdi ben tabii Muhammed ve Enes, daha önce bir şeyiniz var mı? Teknikerlik okulu okuyorsunuz yani. Öyle bir deneyiminiz yok galiba, değil mi Muhammed ve Enes? Yani Hocam, zootekniğe ilk defa başlıyor. ben veteriner sağlık teknikeriyim 12 yıldır. Bu sene Ha, tamam. lisans tamamlamayla geldim. Tamam. Yani konuya yabancı değilsin. Konuyu biliyorsun yani. Tamam. Evet. Yani en azından rasyondu, şeydi, bunlarla çok yabancı değilsin yani. Biliyorsun, işin içindesin. Evet hocam, içindeyiz aşağı yukarı. Ha, tamam. Enes de Enes. Hocam ben yeni yeni başlıyorum. Ama bu Ha, yeni. ailecek biz et alım satım yapıyoruz. Ha, ama şeyle, zootekniğiyle yani bizim bölümle daha önceden bir herhangi bir şeyin yok. Yok. Tamam, ilgin yok. O zaman biraz seni de düşünerek, biraz daha basitleştirerek olayları şey yapayım, başlayayım. Şimdi rasyon. Tabii çok da şey yapamayacağım Enes. O yüzden sen biraz bize yetişmeye çalışacaksın. Çok da basitleştiremeyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Sen biraz notları alarak böyle kendini biraz zorlayacaksın yani. Sınavlar yapıyorum yani hocam, sıkıntı yok yani, anlarım. Tamam, peki Enes. Şimdi rasyon biliyorsunuz, hayvanların 24 saatlik yem ihtiyaçlarını, besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılan bir yem karışımı olarak nitelendiriliyor. Ve bütün hayvan türleri için hazırlanan farklı rasyon tipleri var. Farklı rasyonlar var. Nasıl hazırlanıyor bunlar? Önce neyi bilmemiz gerekiyor? Hayvanın besin madde, bir kere hayvanın yani üzerinde durduğumuz, ilgilendiğimiz, elimizde bulunan hayvan türünün
besin maddeleri ihtiyaçlarını bileceğiz. Besin maddeleri deyince ne aklımıza geliyor? İşte ham protein, ham selüloz, ham yağ. Bunları biz şey yapıyoruz, anlıyoruz besin maddeleri deyince hayvan besleme terminolojisinde. Yoksa besin maddeleri farklı şekillerde de adlandırılıyor. Biliyorsunuz karbonhidratlar, proteinler ama biz hayvan besleme terminolojisinde ham protein kullanırız, ham selüloz kullanırız, ham yağ ifadelerini kullanırız. Bunlar besin maddeleridir. Yani hayvanların süt verebilmeleri için, et verebilmeleri için, kanatlarda yumurta verebilmeleri için gerekli olan besin maddeleri. Muhammed Övecek söz almak istiyor. Buyur Muhammed. Kusura bakma hocam, yanlışlıkla oldu. Elim dokundu. Önemli değil. Evet. Şimdi burada o zaman besin maddeleriyle ilgili bu şekilde bir tanımlama, yani kısaca ne olduğunu belirttikten sonra yavaş konumuza yine devam edelim. Rasyon hazırlamada işte bir bileceğimiz şey, biraz önce dediğim gibi hayvanların besin maddeleri ihtiyaçları. İki, neyi bileceğiz? Bu besin maddeleri ihtiyaçları neyle karşılayacağız biz? Yemlerle karşılayacağız. Yani rasyonu hazırlayacağımız, rasyonda kullanacağımız, rasyon hazırlamasında kullanacağımız yemlerle hazırlayacağız. Bu yemler deyince aklımıza ne geliyor? Kaba yemler geliyor, kesif yemler geliyor, değil mi? Bunları ayrı ayrı sınıflandırıyoruz. Kaba yemler, kesif yemler. Kaba yemlerin önemi ayrıdır, kesif yemlerin önemi ayrıdır. Tabii ben burada ne üzerine konuşacağım? Çoğunlukla biz hayvan besleme üzerinde diyoruz ama biz ruminant besleme üzerinde ben biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum. O konuda çalışıyorum. Ruminant besleme ile ilgili konuşacağım. Yoksa rasyon deyince kanatlar için de rasyon var. Bütün hayvan türleri için rasyon var. Aynı zamanda rasyonun yerine bazen diyet de kullanılıyor. Bazı kaynaklarda diyet de rastlarsanız onu da belirtmiş olayım. Peki bu rasyon şeyde rasyon hazırlamada nelere dikkat edecek? Demek ki bilmemiz gereken bir hayvanın besin maddeleri ihtiyaçları. İki, ha, onu söylemedim. İki, bu besin maddelerini sağlayacağımız yemlerin, rasyonda kullanacağımız yemlerin besin maddeleri içerikleri. Peki bu besin maddeleri içeriklerini nereden öğreneceğiz? Bu besin madde içeriklerini öğrenmek için de çeşitli hazırlanmış, mesela internette de girebileceğiniz, bulabileceğiniz çeşitli siteler var. Bunlardan birisi daha önceki derslerimizde tanıtmıştık. Mesela böyle bir site var. Bu örnek bir site. Bu sitede girdiğinizde, bu siteye girdiğinizde mesela şuraya, ben İngilizce üzerinden çalışıyorum. Bunun aslında Yasemin beni ikaz etmişti. Ben çünkü Türkçesine bakmadığım için Türkçe'de var bunun. Türkçe kısmına da giriyorsunuz. Türkçesi de var. Türkçesi çok tabii çok oturmuş bir şey değil. Bazı hatalar var Türkçe versiyonunda. Ama yine ideal eder. Buradan giriyorsunuz mesela. Ne yapıyoruz? Diyelim yonca bizim en bilinen yem kaynaklarımızdan, kaba yem kaynaklarımızdan birisi. Yonca kuru otu diye bakalım var mı? Yonca kuru otu diye sorgulama şeyi yok. Bulamadı. O zaman ne yazalım? Yonca yazalım. Belki yonca vardır. Evet. Evet, yonca bir tane geldi. Şuradan giriyoruz. Buldum mesela buradan. Buradan hocam pardon, bize görünmüyor ekran. Özür dilerim. Ben iki ekrandan çalıştığım için. İki ekrandan çalıştım. Şimdi göründü galiba. Evet hocam, görünüyor. Fitpedi diye bir site. Bu güzel bir site arkadaşlar. Bütün zooteknistlere öneririm. Daha önce de söylemiştim zaten. Şuradan girdiğimizde dilimizi değiştir. Şuradan dili ayarlıyoruz. Şuradan da tekrar yapayım ben. Yem adını giriyoruz. Yonca dedim. Ne giriyor? Geldi. Şuradan tıkladığımızda mesela buradan arkadaşlar işte dediğim gibi her şeyi bütün her tarafı şey yapmışlar mı? Çevirmişler mi? Çevirmişler de mesela şurada yonca yılda birkaç kez kesilebilir diyor. Kesilebilme kesilme ifadesi yok İngilizce'de. Şey Türkçe'de biçilme ifadesi var biliyorsunuz ama o şekilde çeviri yapılmış. Yani biraz Google çevirisi. Ama fena değil yani. Anlaşılıyor yani. Şöyle bakınca anlaşılıyor. Ben genelde İngilizce'den devam ediyorum o yüzden.
Ama şu anda Türkçeden devam edelim, siz de daha rahat anlayın diye. Biraz sonra İngilizce'ye de geçebiliriz. Buradan besleme tabloları dediği aslında besin madde içerikleri tabloları. Şuraya geliyoruz. Bunu farklı şekillerde kullanabilirsiniz bu siteyi. Çok kapsamlı bir site. Buraya girdiğimizde arkadaşlar şey geliyor. Besin maddeleri içerikleri geliyor. O yemin besin maddeleri içerikleri. Burada mesela susuz diyor. Susuz diye bir şey yok. Kuru anlamında bu. Yonca kuru otu bu. Şu kuru olarak okuyacaksınız. Bu şeyin besin madde içeriklerini veriyor. Nerede veriyor? Şey nerede veriyor? Ne veriyor? Mesela kuru madde. Yani yoncanın, yonca kuru otunun kuru maddesi. Daha önceki bahsetmiştim. Belki tekrar bahsedeyim. Yonca kuru otu bir havada kuru yem olduğu için %90 civarında kuru yem, kuru madde içerir. Yani %10'u sudur. Yonca kuru otunu aldınız. Bunun %10'u sudur. %90'ı kuru maddedir. Ve kuru madde üzerinden diğer besin maddelerinin içeriklerini veriyor. Aynı zamanda daha önce de söylemiştim. Bu mesela şeyle ilgili oraya tıkladığınızda ham protein neymiş? Ham proteinle ilgili tanımı da veriyor buradan. Ne anlama geldiğini veriyor. Tabii ben onun detaylarına şimdi bu şeyle girmeyeceğim. Daha önce bir videoda da var zaten. Bir videoda paylaşmıştım bunları. Oradan şey yapabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Ben şeye geçeyim. Yine buraya geçeyim. Ham protein var. Bakın ham protein. Mesela şurada ham protein. Kuru maddenin yüzdesi olarak. Kuru maddenin mesela burayı çevirmemişler. Kuru maddenin yüzdesi olarak 18.3. Yani kuru maddesini yani %100 kuru maddesini bir gemi aldık, kuru yonca kuru otunu aldık. Bundaki kuru maddenin yüzde yaklaşık 18.3'ü yani %18'i diyelim neymiş? Ham proteinmiş. %29'u neymiş? Ham selülozmuş. %45.9'u NDF işte böyle gidiyor. Besin madde içeriklerini buradan alabiliyorsunuz mesela. Bu tablodan, bu tablolarda, buna benzer tablolarda daha başka siteleri de bulabilirsiniz. Zaten diğer tablolarda baktığınızda bu şeyler yaklaşık aynı şeyler, özellikleri aynıysa yani aynı yem üzerinde ve aynı şartlarda mesela kurutulduysa, aynı dönemde hasat edildiyse hemen hemen değerler yakın olur bu değerler. Çünkü yemlerdeki biliyorsunuz besin maddeleri içerikleri etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar detaylara girmiyoruz. Onlar mesela işte bizim bölümde okuyan arkadaşlar şeyde görecekler. Daha ileriki sınıflarda yemler bilgisi, yem bilgisi ve teknoloji dersinde bunun ayrıntılarını görecekler. Ham selüloz nedir, ham protein nedir, nasıl belirlenir bunların ayrıntılı bir şekilde görecekler. Diğer arkadaşlarımız da zaten benden de ders alanlarda zaten kısmen anlatmıştık. Onlar biliyorlar zaten ne demek istediğimi. Evet. Bakın mineraller, bütün besin madde ihtiyaçları burada veriliyor. Mesela şu protein açısından zengin. Mesela ya dedim ki ben neyse şeye geçeyim de İngilizceye geçeyim müsaadenizle. Çünkü dediğim gibi siz Türkçesini kullanabilirsiniz. Evet, şimdi bakın burada mesela yonca ile ilgili, o yemle ilgili ayrıntılı bilgi de veriliyor ve literatürler veriyor. Hangi o bilgileri hangi literatürlerden almış, hangi kaynaklardan almış, hangi araştırmacıların yaptığı araştırmalardan almış. Onlarla ilgili bilgiler de veriliyor ve şurada da dediğim gibi besin madde içerikleri veriliyor. Ve buradan siz mesela sindirebilir enerji, metabolik enerji, ruminantlar için metabolik enerji içeriği neymiş? Kilogram, 1 kilogram kuru maddede 8,5 megajül metabolik enerjiye sahip ruminantlar için. Çünkü farklı hayvan türleri için enerji değerleri farklılık gösterir. Onun da sebepleri var. Onların detaylarına girmiyorum. Yani bir yemin enerjisi kanatlı için ayrıdır, farklıdır. Tavuk için farklıdır. Ruminant için farklıdır. Burada görüyorsunuz. Metabolik enerji şeyi vermiş mi? Kanatlar için burada vermiş mi mesela?
Şurada mesela şu işte şey için, kanatlar için alabiliriz şu değeri. Metabolik enerji değeri, metabolik enerji değeri 3.8 iken ruminatlarda 8.5 civarında görülüyor. Yani farklılık gösteriyor. Yani onu demek istiyorum. Ruminatlarda ve diğer tek midyeller dediğimiz kanatlarda şey yapıyor. Bu metabolik enerji değeri, enerji değerleri farklılık gösteriyor. Onu da belirtilemiş olan. Onun sebepleri, onun detaylarına girmiyorum. Bakın mineral içerikleri, işte amino asit ihtiyaçları, içerikleri, ihtiyaçları değil, içerikleri. Bunların hepsi bu tabloda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu tablolarda bulabilirsiniz. Ve burada hemen hemen bütün kullanılan, hayvan beslemede kullanılan tüm yemler neredeyse var. Mesela diyelim hayvansal yan ürünler var. Bu hayvansal yan ürünlerden ne var mesela en fazla kullanılan fish meal mesela balık unu. Balık unu kullanıyor. Balık unu geldiğinizde balık unuyla ilgili yine şeye giriyorsunuz. Besin madde içerikleriyle ilgili buradan kaynak şeyler bulabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili de yine hep ayrı ayrı bunlarla şeyde konuşabilirim ama dediğim gibi o zaman şeyi konudan sapmış oluruz. Ayrıca dediğim gibi bununla ilgili ben bir video paylaştım. Onu izleyebilirsiniz bu siteyle ilgili. Öneririm bu siteyi. Buna benzer sitelerde var dediğim gibi. Yani kısaca besin maddeleri içeriklerinde buradan şey yapabiliyoruz, alabiliyoruz. Şimdi gelelim biz rasyonumuza. Bu rasyonda arkadaşlar, bu rasyon programında dediğim gibi gayet basit bir rasyon. Yani burada ne var? Hayvan ile ilgili değerler, yani bilgiler daha doğrusu. Mesela canlı ağırlığı, süt verimi hayvanın, bu ne? Berikov Nutrition dediği şey, Reşin dediği süt sığırı rasyonu. Bu bir süt sığırı rasyonu. Ve buradan ne yapıyoruz? Bilgileri buradan girebiliyorsunuz siz. İşte canlı ağırlığı ne kadar? Süt verimini giriyorsunuz. Ağırlık değişimi, yani hangi laktasyonun mesela birinci döneminde ise mesela şeyde laktasyonun ilk döneminde mesela ağırlık kaybı söz konusu olabilir şeyde. Süt sığırları için konuşuyorum. Orada mesela -0.25 demek ki bir şey var. Bir ağırlık azalması var hayvanda. Kuru madde tüketimi düzeltmesi, laktasyon haftası, hangi laktasyon, laktasyonun hangi döneminde, gebelik dönemi, gebeliğin hangi döneminde, süt yağ düzeyi önemli bir şey. Hayvanların besin madde ihtiyaçlarını belirleyen en önemli faktörlerden birisi. Bir süt verimi, süt sırları için konuşuyorum şu anda. Bir süt verimi, tabii bir de ne var? Sütün kompozisyonu. Sütün yağ içeriği arttıkça mesela sütün enerji değeri artar. Dolayısıyla da hayvan daha fazla enerji atar. Dolayısıyla da enerji ihtiyacı artar. Neyin? Hayvanın enerji ihtiyacı artar. Sütteki yağ düzeyi artıyor. Yani sadece süt verimi değil. Yine aynı şekilde sütteki protein düzeyini de veriyoruz. Ve daha sonra kuru madde tüketimi var. Metabolik enerji, ham protein, kalsiyum, magnezyum bunlar ihtiyaçlar. Şunlar ihtiyaçlar. Burada verilen ihtiyaçlar. Burada görüldüğü gibi kuru madde tüketimi, bu da bir ihtiyaç. Kuru madde ihtiyacı ya da kuru madde tüketim kapasitesi olarak da düşünebilirsiniz bunu. Her insanın, düzeltiyorum, her canlı, bir insanlar bizde de aynı şekilde fark etmez. Her canlının, biz hayvanlarla ilgilendiğimize göre her hayvan türünün bir kuru madde tüketim kapasitesi var. Yani siz o hayvana o kapasitenin üzerinde yem veremezsiniz, yem yediremezsiniz. Bizim için de aynı şey. En sevdiğim, ben her zaman onu örnek veriyorum tüm derslerimde. En sevdiğimiz tatlı nedir? Baklavadır. Fıstıklı, cevizli baklava. Ne kadar yiyebilirsiniz? Günde belki bir sefer oturuşta belki 2-3 kilo. Belki çok zorlarsanız yiyemezsiniz de. Diyelim. Onun dışında yiyemezsiniz. Çünkü bir kapasiteniz var. Aynı şey hayvanlar için de geçerli. Bu hayvanlar istedikleri kadar sevdikleri yem olsun. Belli bir kere bir fiziksel kapasitesi var. Sinir sisteminin fiziksel kapasitesi var. Dolar yani. Şey dolar. Artı bir de açlık ya da tokluk hissi diyelim. Tokluk hissi var biliyorsunuz. Bunlara fizyolojiler ayrı tabii. Onlar ayrı bir konu. O yüzden de kuru madde tüketim kapasiteleri bellidir. Siz o nedenle önce rasyonda, rasyon hazırlarken
Önce her şeyden önce bilmemiz gereken şey şudur işte. Kuru madde tüketim kapasitesidir. Kuru madde tüketim kapasitesini siz eğer doğru bir şekilde belirlemeseniz bir hayvanın ne yaparsınız? Baştan işi yanlış yapmış olursunuz. Neden? Şöyle basit bir örnek veriyorum hemen. Ben her zaman derslerimde rakamlar aklınızda kalmasın. Şu anda örnek olması bakımından söylüyorum. Hayvanın kuru madde tüketim kapasitesi diyelim 15 kilogram. Kuru madde tüketim kapasitesinden bahsediyorum. Yem değil. Kuru madde tüketim kapasitesi 15 kilogram. 15 kilogram üzerinden ama siz rasyon yaptınız ama rasyonu 20 kilogram üzerinden yaptınız. 20 kilogram kuru madde tüketebilir hesabı üzerinden yaptınız. Yanlış yaptınız. Niye yanlış yaptınız? Çünkü bu hayvanın önüne koydunuz 20 kilogramı. Hesabınızı da ona göre yapmışsınız ve çok güzel, çok mükemmel bir rasyon programı kullandınız. Hesaplarınızı da çok güzel yaptınız, çok doğru yaptınız. Ama getirdiğiniz hayvanın önüne koydunuz. Hayvan bunu ne kadarını yiyecek? 15 kilogram yiyecek. Çünkü fazlasını yiyemeyecek. Peki o 5 kilogram ne olacak? Bir ziyan olacak. Bir çevre kirliliği falan onlar için ayrıntıları. Bir de siz 15 kilogram içerisinde ne var? Yine ham protein var. Hayvana sunmanız gereken. Ham selüloz var. Enerji var değil mi? Enerji var. Onlar ne oldu? Ziyan oldu gitti. Hayvan sadece neyi aldı? 15 kilogram içindekini alabilir. Çünkü o kadar tüketebiliyor. Ondan dolayı kuru madde tüketim kapasitesini çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Ve ona göre buna işte yemlik yönetimi deniyor. Yemlik yönetimini çok iyi anlatmanız gerekiyor. Yani hayvan besleme deyince arkadaşlar bir kere sadece rasyonların doğru bir şekilde hazırlanması yetmiyor. Hayvanı çok iyi tanıyacağız. Bir zootekniz hayvanı çok iyi tanıma, her bakımdan çok iyi tanıması lazım. Bu biraz tabii deneyimle oluyor, tecrübeyle oluyor. Sadece bilgiyle olmuyor. Yani gerçekten de deneyimli bir yetiştirici hayvana baktığı zaman, hayvanı yem yerken gördüğü zaman, dışkısından, yem yemesinden hayvanın gerçekten doyup doymadığını ya da yeterli düzeyde beslenmediğini de anlayabilir. Yani %100 anlayamaz tabii de ama anlayabilir yani. En azından şey yapar. Bir tecrübesi, deneyimi vardır. Dışkısından bile, hayvanın dışkısından bile biz hayvanın gerçekten doğru şekilde beslenip ona dışkısı kullanması diyoruz. Yapabiliyoruz. Belirleyebiliyoruz. Yani kısaca hayvanı her bakımdan tanımamız gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. Doğru bir şekilde besleyebilmemiz için. Evet, kuru madde tüketimini diyelim ihtiyaç mesela bu hayvanın kuru madde, şu özellikteki hayvanların kuru madde, bakalım şurada ben bir şey yapayım, canlı ağırlığı mesela şurada biraz oynayalım. Zaten şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar, bu konuyla ilgisi olanlar bilirler. Rasyon hazırlama aslında o bir nevi deneme yanılma şekli. Aslında deneme yanılma yoluna şeyine dayanır. Yani birisini bir besin maddesince fakirse ne yapacaksınız? O besin maddesinde zengin yemin oranını artıracaksınız. Ya da tersine yüksek çıkıyorsa o yem maddesi düşeceksiniz. Yani bir nevi deneme yanılma yapacağız. Bu rasyon hazırlamanın temeli bu. Tabii çok ileri düzeyde tabii hazırlanmış dediğim gibi şeyler var. Programlar var. Onlara da zaten bilgiler de sonuçta siz veriyorsunuz. Biz zooteknisi olarak siz veriyorsunuz o bilgileri. Yoksa kendi o programın bir şey yapacağı yok. Çünkü o şeyleri bilmesi gerekiyor. Çünkü her hayvan türünün kendine göre bir besleme tipi var. Besleme rejimi var. Fizyolojisi var. O fizyolojiyi bilmeden sadece bilgisayarla bu iş, bilgisayar programıyla yapılacak bir iş değil. Mesela şurada canlılarla biz ne yapalım? 500 diye değiştirelim. Bakın hemen burada ne yapalım? Rakam değişiyor. Rakamlar değişiyor. Çünkü 500-650 idi. Ben 500'e düşeceğim. Kuru madde tüketimi tabii ki düşüyor. Çünkü kuru madde tüketimi neyle alakalı doğrudan? Canlı ağırlıkla alakalı arkadaşlar. Canlılar, hayvanın canlı ağırlığıyla alakalı. Dolayısıyla da ben kuru maddeyi düşürdüğüm zaman ne yapıyor? Mesela şunu tekrar görmeniz açısından diyorum. 400 yapalım mesela. Şunu 400 yaptığınız zaman şurada göreceksiniz. Ne oldu? 13'e düştü. Kuru madde tüketimi düştü. Ben yine tekrar orijinal haline getireyim. Şeyi bozmamak için. 650 idi. 650'ye getireyim. Ve kuru madde tüketimini neymiş? 19.2 kilogram. 19.2 kilogramlık bir kuru madde bu hayvan tüketebiliyor.
19 yaklaşık 20 kilogram işte tüketen biliyor. İhtiyacın ne kadar? 212 megajoule. Ham protein 160 gram. 160 gram kilogram. Bunlar şunlar gram bölü kilogram yani metabolik enerji hariç. Bunlar gram bölü kilogram cinsinde. Kilogram kuru madde cinsinde. Şurada belirtilmiş zaten. Yani şurada 160 gram. Yani hayvanın 1 kilogram kuru maddede rasyonun kuru maddesinde 1 kilogram rasyonun kuru maddesinde 160 gram neye ihtiyacı var? Ham protein ihtiyacı var. Bu yüzde olarak ifade ettiğimizde arkadaşlar %16 olur. Bakın. Bunu şurada yüzde deseydik, şuraya yüzde deseydik, şurası %16. Çünkü gram bölü kilogram kuru madde olduğuna göre, yani kilogramda 160 gram. O hesaplı yapacaksınız. Kilogramda 160 gramsa, bir kilogramda 160 gramsa yüzde ne olur? Yüzdesini bulacağız ya, yüzde ne olur? 16 gram olur. Yani basit bir orantıyla bunu bulabilirsiniz. Gram bölü kilogram dediğim gibi 160 gram. Kalsiyum 78 gram. Yani 1 kilogram kuru maddede bulunması gereken değerden bahsediyoruz. Magnezyum 36. NDF o minimum diyor bakın. NDF dediğimiz olay biliyorsunuz rasyondaki difli maddelerin miktarıdır. Difli maddeler dediğimiz şey NDF'nin içerisinde toplanmıştır tümü. O yüzden NDF burada verilmiş. Yani ham selüloz, selüloz, lignin hep bu NDF içindedir. Ve bunlar biliyorsunuz ruminantların beslenmesinde çok önemlidir. Hem besin maddeleridir. Yani bunların az da olsa, düşük de olsa bunların enerji değerleri düşüktür ama hem besin maddeleridir hem de hayvanın sindirim sistemini çalıştırır diyorsunuz. Rumen hareketlerini bunlar sağlar. Rumen tanıyayla bunlar ilişkilidir. Yani bunlar olmadan, yani kaba yemler olmadan, ot, tilaş gibi kaba yemler olmadan ruminant besleme düşünülemez. Yani sadece siz kesif yemler dediğimiz tane yemlerle, küsmelerle siz ruminantları besleyemezsiniz. Öyle bir olay yok. Mutlaka o hayvanlara kaba yem ihtiyacını, kaba yemleri vermeniz gerekiyor. Evet, şimdi burada kuru madde tüketimini 19.2 dedik. Bakın burada şurada karşılanan, şu sütunda karşılanan miktarları veriyor. Ne demek bu karşılanan? Yani 24.8. Bu ne oluyor? Fazla vermişiz. Yani şuradan miktar bunları nereden şey yapıyoruz onu da edeceğim. Şu da rasyonda şunu şey yapacağız. Biraz sonra onun üzerine de konuşacağım. Şunlar karşılanan miktar. Şu süt verimi 268 süt verimi diyorum. Metabolik enerji pardon. Karşılanan metabolik enerji gördüğünüz gibi fazlasıyla karşılanmış. Şu fazlasıyla karşılanmış. Şunlar şeyi gösteriyor arkadaşlar. Eğer şu şöyle tanımlayayım. Denge dediği %100. Yani şurası %100 olduğu zaman, 100 olduğu zaman ne anlama geliyor? %100. Yani tam anlamıyla karşılamış oluyor. %129 ne demek? İhtiyacın üzerinde karşılamışsınız. Sağlamışsınız. Yani %100'ün üzerinde çünkü. Şurası eksik olsa mesela, şurası diyelim 19.2 de şurası 24.8 ya. Şurası 15 olsaydı, şurası 15 olsaydı, bakayım değiştirebiliyor muyum orayı? Bazen çünkü de bakın. 78'e düştü. Yani bu ne demek? Ancak siz %78'lik oranını karşılıyorsunuz anlamında. Bu anlamına geliyor bu. İhtiyacı karşılayamıyorsunuz. Herhalde bu sütün anlaşıldı galiba. Şunun ne anlama geldiği anlaşıldı galiba. Bakın burada bir dengesizlik. Hepsinde bir dengesizlik var. Hiç tam anlamıyla tutturulan yok. Özellikle magnezyum mesela magnezyum 36 gram verilmesi gerekirken 244 gram veriyor. Demek ki bir yerlerde yanlış yapıyoruz. Fazla veriyoruz. Yani bir daha doğrusu şu yemlerle ne yapmamız gerekiyor? Rasyon oluşturan yemler bunlar. Bu yemlerle bizim ne yapmamız gerekiyor? Oynamamız gerekiyor. Oranlarıyla daha doğrusu. Oynamamız gerekiyor. Şurada ben neyi değiştirmiştim? 24.8 miydi? Orijinal şeyden de getirelim de. Evet. Nişasta maksimum. Bunlar da arkadaşlar şunlar da bulunması gereken yani maksimum nişasta değerleri. Rasyonda bulunması gereken maksimum yani bunun üzerinde çıkamazsınız deniyor. Şeker değeri veriliyor. Yağ değeri veriliyor. Bunlar
farklı şekillerde, yani farklı rasyon programlarında bu bilgiler, bu kıstaslar farklı şekillerde de verilebilir arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi, bir, dediğim gibi rasyon hazırlamada önce bir neyi bileceğiz? Dediğim gibi daha önce bahsetmiştim. Hayvanın ihtiyaçlarını bileceğiz. Besin madde ihtiyaçlarını bileceğiz. Bir de yemlerin besin madde şeklini bileceğiz. Bunlar yetiyor mu? Yetmiyor. Bir de her bir yemin, her yemin kullanım üst sınırı vardır arkadaşlar. O üst sınırın üzerinde siz o yemi kullanamazsınız. Yani çünkü farklı sebepler, fizyolojik açıdan sakıncaları olabilir. Bir takım antibiyotik nütrisyonel, yani beslemeyi olumsuz yönde etkileyen faktörler içerebiliyordur o şey. O yüzden fazla kullanamazsınız. Onları da bileceksiniz. İşte bu da zooteknisin görevidir. Mesela protein içeri, diyelim şey örnek olsun, anlaşılır örnek olsun diye söylüyorum. Kuru madde içeriği, kuru maddede ham protein içeriği çok yüksek olan bir yem maddesi nedir? Soya küsmesi mesela. Çok kaliteli bir protein kaynağıdır. Çok kaliteli bir yem kaynağıdır. Hem özellikle de kanatlarda. Kanatlarda soya küsmesiz mesela rasyon düşünülemez aslında. Soya küsmesi kanatlar için diyorum. Ruminatlarda da kullanılıyor. Ama özellikle de kanatlar için çok önemli. Ama siz soya küsmesini istediğiniz düzeyde, istediğiniz miktarda özellikle ruminatlarda kullanamazsınız. Çünkü başka sıkıntılar ortaya çıkarır. Bir de maliyeti var tabii. Soya küsmesi pahalıdır. Yani işin hayvan açısından böyle. Bizim cebimiz açısından da önemli. Çünkü soya küsmesi gibi diğer küsmeler de pahalıdır. İstediğiniz düzeyde kullanamaz. Mali açıdan. Çünkü bizim işimiz ekonomi sonuçta. Sadece hayvan düşünmüyoruz. Biz cebimizi de düşünüyoruz. Ondan dolayı bunları da dikkate almamız gerekiyor. O yüzden rasyonlardan ne olması gerekiyor zaten? Rasyonlarda bir de zaten ekonomik mali analiz de yapılmada, maliyet analizi. Maliyet analizi yapılan zaten şeyler de var. Rasyon programları da var. Onlar da yapılıyor zaten. Ben burada dediğim gibi bu gayet basit bir şey. İşin temelini tartışalım diye ben bunu seçtim. Evet. Şimdi bakın burada bu şekilde bunları anlattıktan sonra burada da rasyon. Şunlar da rasyon. Kullanacağız. Mesela burada mısır silajı var. Çayır otu silajı var. Şu çayır otu silajı. Şu balık unu. Şu koza tohum küspesi. Koza küspesi. Şu soya küspesi. Gibi mısır gluten unu var, yonca kuru otu var, fil samanı var. Bunları ben şey yaptıkça Türkçe'de çeviriyorum. Elinden gelince Türkçe'de çeviriyorum. Mesela şu kaba yem tüketimi, konsantre yem tüketimi ve kaba yemdeki NDF, bunlar da önemli çünkü. Mesela şurada bunlar da veriliyor. Bakın şurada biz bunlarla oynayarak işte yapacağımız şey şu arkadaşlar. Şu yemlerle oynayarak biz şunları ne yapmak? Şurayı mümkünse 100 yapmak. Hepsini 100 yapmak. Yani %100 yapmak. Orada mantığı anladınız sanırım. Mesela biz buradan şey yapalım şimdi. Şimdi peki şöyle bir şey yapayım. Belki biraz erken soru ama şu sütünü göz önüne aldığınızda en sıkıntılısı hangisi? Yani hepsi sıkıntılı da, hepsi problemli de. Size göre en sıkıntılı hangisi? Yani en fazla sapma gösteren, ihtiyaçtan en fazla sapma gösteren şeylerden kalsiyum görünüyor değil mi? Şuradan kalsiyum görünüyor. Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Evet hocam, kalsiyum görünüyor. Tamam. Bu arada sorular da var. Ben o soruları görmedim diğer şeye baktığım için. Hocam kilometrede 1 kilogram falan az ve çok geldiğinde kuru madde. Yanlış mı okuyorum? 1.2 kilogram ya da 1-2 kilogram demek istemiş tabii Yaşar Kılınç arkadaşımız. 1-2 kilogram demek istemiş. Sıkıntı olur mu? Ya onun bir şeyi var tabii. Sorulara da elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım da. Onun bir sınırı var tabii. Belli bir şey var. Şimdi zaten bu 19 nokta, siz de biliyorsunuz. Bu rasyon işiyle ilgilenenler bilirler. 19.2
tam anlamıyla siz bunu tam anında tutturamazsınız. Zaten hayvana da yediremezsiniz zaten. Pratikte de böyle, teorikte de böyle. Bu kolay bir şey değil. Biz mümkün olduğunca bu değerlere yaklaşmamız gerekiyor yalnız. Çünkü her zaman şöyle diyoruz biz, soru sorulduğu için onun üzerinden şey yapayım, söyleyecektim baştan aslında ama biz üç türlü rasyon var deriz. Belki daha önce söylemiştim. Diğer arkadaşlar bunu bilirler. Yeni katılan arkadaşlar varsa onlar için söylüyorum. Üç türlü rasyon var deriz biz. Bir, masa üzerinde hazırladığımız rasyon, bu programlarla hazırladığımız rasyon. İki, ruminantlar, bütün yemler için düşünebilirsiniz. Mesela ruminantlar açısından düşünelim. Unifit dediğimiz yem karıştırma makinesi var. Yem karıştırma makinesinde karıştırdığınız rasyon, yani hazırladınız, formülize ettiniz, işçiye verdiniz, dediniz ki şu kadar 20 kilogram yonca kurutu, 30 kilogram silaj, şöyle katacaksın, karıştıracaksın, hayvanın önüne sunacaksın dediniz. Ve onu bir karıştırma süresi var tabii Unifit'in. Bunu yine ilgilenenler bilirler. Bu Unifit'te karıştırdınız ama normal karıştırdınız ve hayvanın önüne sundunuz. İşte rasyon demek ki 3 tane rasyon var. 1. Masa üzerinde hazırladığınız rasyon. 2. Unifit'te, yani yem karıştırma makinesinde hazırladığınız, karıştırılan rasyon. 3. Hayvanın ağzını aldığı rasyon. İşte önemli olan o hayvanın ağzını aldığı lokmadaki rasyon. Siz eğer masa başınızda hazırladığınız rasyonla hayvanın ağzını aldığı rasyon arasındaki bu eş değerli, tam anlamıyla, yani mümkün olduğunca doğru şekilde kurarsanız iş bitti demektir. Tamam, doğru bir şey yapıyorsun demek. Ama bu hiçbir zaman %100 olmaz. Mümkün değil. Yani %100, %0 hata diye bir şey yok. Çünkü muhakkak yem karıştırma makinesinde bir sıkıntı olur, tam olarak karışmaz. Dolayısıyla bir hayvan proteini fazla alırken diğeri selüloz fazla alabilir gibi. Ya da hayvan o gün psikolojisi bile etkiler. Hayvan bu olay, hayvan tam anlamıyla yem tüketimini 19.2 hesaplamışsınız ama o hayvan onu yemez o gün gibi. Ya da en başta inşallah o hatayı yapmayız, o hata yaparsa çünkü bayık. En başta rasyon hazırlarken hata yaptınız. Yani biraz önce dediğim gibi kuru madde ihtiyacını yanlış hesapladınız. 19.2 yerine 25 kilogram olarak hesapladınız. Bu zaten maçı tam anlamıyla baştan kaybettiniz demektir. O yüzden Yaşar Kılıcı arkadaşıma cevap olarak, yani bunu siz tam anlamıyla tutturamazsınız. Ama yani 19.2, 20 kilogram üzerinde, 20 kilogramsa, siz 21 kilogram üzerinden yaparsanız mesela yani bunu çok fazla, ben şahsen düşüneceğim, belki farklı düşünen olabilir. Çok fazla sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum ama mümkün olduğunca dediğim gibi o şeyi tutturmamız gerekiyor. Bu da tabii dediğim gibi tecrübeyle, deneyimle, sadece böyle teorik bilgiyle olmuyor. Biraz deneyimle de, ama biz işin teorisini de bileceğiz tabii. Teorisini bildikten sonra deneyim arkadaşlar bir sene içerisinde şeyler bilirler. Gerçekten işletmede çalışan, mesela Kerem Gözlük'te arkadaşımız işletmede de çalıştı, bilir. Yani bu 4 sene boyunca size verdiğimiz teorik bilgiler, aldığınız teorik bilgileri, hani bizim işte deneyimimiz yok, tecrübemiz yok, bilmem ne yok, onların hepsi bana göre, benim şahsi düşüncem, hikaye. En fazla diyorum, bir sene içerisinde o teorik pratiği, eğer teorini sağlamsa o pratiği bir sene içerisinde halledersiniz pratik değil. Çünkü at da deve değil. Sonuçta orada kimseyi küçümsemek açısından demiyorum ama sonuçta bir işçi, ilkokul mezunu bir işçi bu işi o bile bazı noktaya kadar kavrayabiliyor. Ama tabii belli bir noktaya kadar. Ondan sonrasını yapamaz o. Ondan sonrası bizim işimiz. Onu yaptığını biz niye teoriyi biliyoruz zaten. Pratiğini onun üzerine oturtmamız gerekiyor. Yani hayvan nasıl, yani bir girdiğinizde bir kere görürsünüz. Hayvanın yemi verdiniz, hayvanın, örnek veriyorum, yem yemediğini görürsünüz. Yani bakıyorsunuz bu tüketmiyor. Bu tüketmiyor. Yani bunun için de Einstein olmaya gerek yok. Ya bu niye tüketmiyor ya? Şöyle düşünürsünüz. Ya bu hayvan işte ne dersiniz? Partikülün büyüklüğü fazla. Bunu fazla bir şey olmuş. Ya da ince doğranmış. O yüzden tüketince bak dışkısında da bu şey oluyor. Dışkısında da bu sıkıntı oluyor. Yani gözlemliyorsunuz. Gözlemledikçe teoriyi de biliyorsunuz zaten. O zaman ne oluyor? Bir sene içerisinde bu için arkadaşlar açık söylüyorum. Bunu şey olamazsınız diyorum. Bir işin içerisinde kompeten oluyorsunuz. Benim öğrencilerim de var. Bizim bölümün öğrencileri de var.
çok iyi biliyorum. Onlardan da biliyorum. İşletmelere gittiğimiz, hatta bizim de gurur kaynağımız da oluyorlar. Öyle bir bakıyorsunuz ki yani bazı konularda bizi geçmişler yani. Çünkü pratikler, bizzat onlar yapıyorlar o işini. Diyelim 400-500 başlık süsleri işletmesinde çalışıyor. Bazı şeyleri bizden yani uygulama anlamında diyorum daha iyi gözlemliyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Olması gereken şey bu zaten. Yani nedenle boynuzun kulağa geçmesi lazım. Yani öyle düşünüyorum. Yani hiçbir zaman kompleks yapmıyorum. Ya öğrenci, benim öğrencim işte bana şey yapıyor, bilgi öğretiyor, bilgi veriyor falan diye. Hiçbir zaman gocunmam. Hatta keşke bak ona da şey yapsaydım, haber verseydim. Bugün şimdi iyi olurdu. Bir arkadaşımız da vardı. Onun da bu şeyde olmasını isterdim. Bu neyse başka bir derste. Eski öğrencilerimizden birisi, o da deneyimli bir arkadaşımız. Onun da olmasını istedim. O mesela bizim öğrencimiz ama işletmelerde çok güzel işler yapıyor. Bizim bölümden mezun. İsteyince oluyor. Onu anlamda söylüyorum. Evet. Bu Kerem 550 dolardı en son tonu dediğin neydi onu anlayamadım. Ben şeyi atladım ama. Hocam soya. Soya küspesi. Ha, soya küspesinin tonu. Bir daha baktım. Bazı kaynaklarda 580 dolar dediğini görüyorum. Adana menşeli bir iki tane firmada. Bu 600 dolar diyelim buna ortalama Kerem. Evet. 600 dolar diyelim. Tonu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın soya küspesinden bahsediyoruz. Yani kanatlı yemlerde bir kere olmazsa olmaz yemlerden birisidir. Yem kaynaklarından birisidir. Ve ne yazık ki bunu biz rakam biraz şey olabilir ama %95'ini %90'lı eğer bu konuda şey olanlar varsa beni kazetsinler. %90-95'ini ithal ediyoruz arkadaşlar bir kere bunun. Ve ya çok konuya girmeyeyim. GDO-MDO olayı var. O konuya girersem ben çok şey yaparım çünkü o konuda ben farklı düşünüyorum. Çok zararlı olmadığını düşünüyorum. Bunu da belirteyim yani. GDO'lu yemden hayvan beslemede kullanılabilirliği ilgili ben çok olumsuz değilim. Hayvan yemlerinde kullanılmasında bir hayvan yemlerinde kullanılabilirliği ile ilgili konuşuyorum sadece. Çok sakınca olmadığını düşünüyorum. Bu konuda çok kötü senaryolar çizildiğini düşünüyorum. Ama doğrudan GDO'lu gıdaların doğrudan insan beslemesinde kullanılabilir ilgili konuşmuyorum. Bu benim uzmanlık alanım dışında ama GDO'lu yemlerin kullanılması noktasında ben nete yakın olumluyum. Kullanılabileceğini düşünüyorum. Tabii o konuda farklı düşünceler var. Neyse o farklı bir tartışma konusu. Ama her şeyden önce soya küspesi bu kadar pahalı bir şey ve çok değerli bir yem maddesi. Ve ne yazık ki, geri gelmişken de söyleyelim, ne yazık ki arkadaşlar bunu biz ithal ediyoruz. Ve ne yazık ki diyorum çünkü bizim Türkiye'de bunun üretilme imkanı var. Aynı zamanda soya küspesinin yerine kullanılabilecek alternatif yem kaynaklarımız da var. Bir küspeler de var. Bunları da biz aslında küspe, tamam soya küspesini yerini tutmaz belki. Soya küspesi gerçekten çok kaliteli çünkü. Ama belli takviyelerle bunları da kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bunların değerlendirmesi gerekir. İşte burada da biz genel anlamda düşünüyoruz. Ziraatçıyız hepimiz. Ziraatçılara büyük görev düşüyor. Bu konuda her yerde konuşmamız lazım. Ve bu yem kaynaklarını çeliştirmemiz gerekir. Yani konu açıldığı için ben şey yapıyorum. Evet herhalde Yaşar Kılınç sorum şey cevabım herhalde kısmen de olsa yeterli olmuştur umarım. Evet şimdi burada geldik şeye devam edelim arkadaşlar. Yonca kuru otu, bakın yonca kuru otu bunlardan bir kısmı biliyorsunuz burada kullanılan yemler. Tabii ben bunları buradaki şeyler arkadaşlar bu bir örnek yani bu zaten mükemmel bir rasyon diyemem çünkü tam anlamıyla bozuk bir rasyon. Rasyon üzerinde çalışacağız beraber. Yonca kuru ot, bakın burada bir kısım neler var? Biliyorsunuz ruminant yemleri nereden oluşur? Kaba yemlerden ve kesif yemlerden oluşur.
Kabayam, kesif yem oranları da bellidir. Hayvanın fizyolojik dönemlerine göre değişir. Mesela ruminant düzeltiyorum, süt sığırlarında laktasyonun farklı dönemlerinde, sütlerin dönemi olan laktasyonun farklı dönemlerinde kullanılan kaba kesif yem oranları farklılık gösterir. Bu da önemlidir. Yani rasyon hazırlamada bilmemiz gereken şeylerden birisi de budur. Ruminant rasyonlarında. Kaba kesif yem oranı ne olacak? Önce onu belirleyeceğiz. Kaba kesif yem, ondan sonra onun üzerinden hesap yapacağız. Yani bir kere kaba yem oranını belli bir düzeyin altına düşüremezsiniz siz. Mutlaka ve mutlaka rasyonda belli öne en az diyelim süt sırrı rasyonu değil de besin sırrı rasyonu için söyleyelim. Yani çünkü besin sırrı rasyonunda kabayan biraz daha şey kullanır, az kullanılır süt sırrı rasyonuna göre. Ama ne olursa olsun mesela besin sırrı rasyonunda denir ki en az 1 kilogram kuru maddesi kabayandan gelecek şekilde rasyon hazırlayın. En az 1 kilogram kuru maddesi rasyonuna, o da çok ekstrem bir değer. Normal şartlarda denir ki mesela besin sırlarında %90'a %10 şey kullanabilirsiniz. Kesip kabayan oranı kullanır. Yani %90 kesip yem kullanabilirsiniz denir ama bu çok uçuk bir değerdir. Bunu kullandığınızda çok sıkıntılı ortaya çıkar gibi. Yani ben oraya besin sırlara girmeyeyim şimdi. Konu şey yapmasın. Sapmasın. Ben sadece kaba kesip yem oranı ile ilgili bir şeyler söyleyeyim diye ben onu şey yaptım. O konuya girdim. Şimdi evet, bakın burada kaba yemler var. Yonca kuru otu bir kaba yem arkadaşlar. Çünkü yonca kuru otu kaba yem. Fi samanı kaba yem burada. Diğerler mısır silajı, burada mısır silajı kaba yem. Çayır silajı, çayır otu silajı kaba yem. Yani kaba yemler ve kesif yemler var burada. Ve bunlarla siz oynayarak, şuradaki rakamlarla oynayarak, yani miktarlarıyla daha doğrusu oynayarak ne yapacaksınız? Biraz önce dediğim gibi şuraları 100 yapacaksınız arkadaşlar. Şuraları 100 yapacaksınız. Bu rasyonda bu şekilde verilmiş. Başka yerlerde mesela şurada şey denir. Başka bir rasyon örneği bulursunuz. Fazla eksik diye yazar şurada. Yaptığınızda şurada %100 değer vermez de fazla der mesela. Yani fazla karşıladın, fazla verdin. Onu biraz azalt denir bu besin maddesini. Bu besin maddesini neyle dengeleyeceğiz? Bunlara dengeleyeceğiz. Şimdi deneyelim. Mesela burada sizce ben hangi şeyle oynuyorum burada? Şu yem maddelerinden hangisiyle oynuyorum? Şuradaki şeyleri dengeleyebilmek için. Tabii zor bir soru bu. Kolay bir soru değil. Sadece fikrinizi almak bakımından söylüyorum. Şurada kullanabileceğimiz yemler var burada. Ha bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şuradan siz isterseniz buraya bakın şurada da bu rasyon puanında şurada da yem kaynakları var arkadaşlar. Kullanacağımız yem kaynakları da burada. Yine Excel programda. Yine Excel aynı dosya içerisinde. Farklı bir sayfada da ne var arkadaşlar? Bu şeyde bu rasyonda kullanabileceğimiz, bu hayvanların yemlerinde rasyonlarda kullanabileceğimiz yemler var ve onların besin madde içerikleri var. Bakın mesela şunları ben ekledim ve gittikçe bu tabloyu zenginleştirmeye çalışıyorum. Şimdi burada bakın yonca kuru otu. Yonca kuru otuyla ilgili besin madde içerikleri burada verilmiş. Diyelim yonca silajı burada verilmiş. Pamuk tohumu burada verilmiş. Besin madde içerikleri hepsini verilmiş. Bunları ben doldurdum. Şunları ben yaptım. Şunlar bu rasyonun orijinalinde vardı bu kısımlar. Ben yavaş yavaş buradaki şeyleri doldurmaya çalışıyorum. Yem eklemeye çalışıyorum yani. Burada tabii şimdi biraz önce dediğim gibi yine biz şeye gelelim, sayfamıza gelelim. Buradan yem seçebiliyorsunuz. Diyelim şuradan şuraya tıkladığınızda yem neyi seçelim? Diyelim örnek olması bakımından söylüyorum. Dediğim gibi bunlar çok uğraşması gerekiyor da bu rasyonu şey yapmak için. Biz zaten üzerinde çalışıyoruz şu anda. Ayçiçeği küspesi ekleyelim mesela buradan. Ayçiçeği küspesini buraya ekliyoruz. Buraya da ne yazıyorsunuz? Şuraya arkadaşlar miktar yazıyoruz. Taze dediği yemin orijinal formundan bahsediyor. Yani aldığınız ayçiçeği küspesini onun ne kadarını buraya koyup kaç kilogram? Ben dediğim gibi hep bunu şu anda biraz atmasyon rakamlar örnek olması bakımından ben de 2 kilogram da bundan kattık. Bakın 2 kilogram katınca şuraya bir rakam yazdı. Bakın buraya 2 kilogram. Buraya 3 yazayım. Bu değişecek bakın. Bu ne?
3 kilogram AÇK yani ayçiçeği küsmesi kattığımda o yeme ne kadar ben kuru madde katıyorum. Bakın ne kadar kuru madde katıyorum. Çünkü bu niye 2.67? Çünkü bunu böldüğünüz zaman yaklaşık %90 çıkar arkadaşlar. Çünkü AÇK, ayçiçeği küsmesi bir havada kuru yemdir. Havada kuru yemdir. Yani %90 kuru madde içerir. 2.67 bölü 3 yaptığınız zaman 2.67 bölü 3 yaptığınız zaman %90 civarında bir rakam çıkması lazım. İsterseniz şey yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. 2.67 bakalım. Bölü ne dedik? 3 mü dedik? 3 eşittir. Evet 89 gördüğünüz gibi 89-90 yani 90 dedim Allah kahretsin değil bu 90 89 olur, 88 olur, 87 olur, 91 olur. Yaklaşık o %90 diyoruz. %90 çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada diğerleri de aynı şekilde. Mesela bakın mısır silajı, bakın mısır silajı 15 kilogram kattık ama bu %90 değil. Bunu yaptığınızda yine gidelim 4.5 bölü 15 yapın. 4.5 bölü 15 yaptığınızda ne çıkacaktır? %30 bunu 0.3 dediğiniz zaman ne olur? %30 olur. Niye? Çünkü mısır silajı havada kuru yem değildir. Mısır silajının kuru madde içeriği %30'dur. Yani ben 15 kilogram silajı aldım. Sulu bir yemdir diyorsunuz. Sulu çok zengin bir yemdir. Sulu bir yemdir. O aldım. Hayvanın önüne koyduğum zaman benim ona verdiğim kuru madde miktarı %30, %70'i sudur yani. %70'i sudur. %30 kuru madde veririm. Yani ona 4.5 kilogram kuru madde veriyorum demek. Hayvana 4.5 kilogram veriyorum. Ve şuradaki besin maddeleri de bu kilogramın içerisinde işte. Bu kuru madde çünkü suda protein olmaz. Değil mi? Suda protein olmaz. Suda seloz olmaz. Bunlar nerededir? Kuru madde içerisindedir. Bu şekilde verilir. Evet. Dediğim gibi buradan da yem ekliyoruz. Bakın yemi eklemesine şey yaptım. Şuradan şey yapıyorsunuz. Şuradan tıkladığınızda alttan herhangi bir yemi seçebiliyorsunuz. Burada dediğim gibi yemlerde yem kaynakları da ekleyebiliyorsunuz. Buradan devam edelim. Bakın 51 kilogram buna ben şey vermişim. Yem olarak vermişim. Yani kullandığımız yem. Bildiğiniz o işte ne yapmış? 15 kilogram çayrotu silajı, 15 kilogram mısır silajı, işte 5 kilogram yonca kuru otu, 3 kilogram fil samanı vermişim. 51 kilogram yem vermişim. Bunun kuru madde açısından karşılığı nedir? Kuru madde içeriği bakımından 27,5 kilogram hayvana kuru madde vermişim. Kuru madde tüketimi, pardon kilogram olarak vermişiz demektir. Evet. Şimdi kaba yem tüketimi, bu kaba yem tüketimi bakın şurada kaba yem tüketimi şuradan ben kaba yemlerden neydi? Mısır silajı kaba yemdi mesela. Ben bunu ne yapayım? 20 yapayım mesela bakın. Kaba yem tüketimi değişti gördüm. Bak burası da değişiyor. Çünkü ben kaba yem tüketimini kaba yemi artırdım. Kaba yemin bir kaba yem çeşidi olan mısır silajını artırdım. Kuru madde tüketimi de şey yapıyor doğal olarak değişiyor. Yani bunu arttırdım ama bu da artacaktır. Değişiyor. Konsantre yem tüketimi ve kaba yemdeki NDF oranı. Mesela kaba yemdeki NDF oranı da önemli arkadaşlar. Yani biz NDF hayvanlara besin madde ihtiyaçlarını sağlarken birçok faktörü dikkate almamız gerekiyor. Bir besin madde ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bir de o besin madde ihtiyaçlarını karşıladığımız kaynak da önemli bazı besin maddeler açısından. Şunu demek istiyorum. NDF dediğimiz besin maddesi yani lifli madde dediğimiz hücre duvarı elemanı dediğimiz maddeler şurada bahsettiğim yemlerin hemen hemen hepsinde var. Ama bir kısmında az bir kısmında çok. Kaba yemlerde NDF yüksektir. Mesela kesif yemlerde düşüktür. NDF oranı. Aynı zamanda NDF'nin yapısı da farklı gösterir. Yapısal olarak da farklı gösterir. O yüzden ruminatlarda sadece NDF'yi sağlamak yetmiyor. NDF'yi tutturmak yetmiyor. Bu NDF'nin belli bir kısmının da kaba yemlerden gelmesi gerekiyor. Yani hem onu tutturacaksınız hem de
belli bir kısmının kaba emlerden kaynaklanması gerekiyor. Neydi efendim? Belli bir oranın kaba emlerden tüketilmesi, alınması gerekiyor. Onlarla ilgili rakamlar var. Şeyde bulan bunları da bilmemiz gerekiyor. Evet. Şuradan mesela biz ne yapalım? Şunu tutturmaya çalışalım. Mesela kuru madde tüketimi. Bakın burada kuru madde tüketiminde ne var arkadaş? Şuraya gelelim, yukarı çıkalım. Kuru madde tüketiminde bir sıkıntımız var değil mi? Yani ne bir sıkıntı var? Yani fazla kuru madde sağlıyor bu. Şuradaki yemler kuru madde. Zaten ben bunları fazla, bu kadar yem verilmez zaten normal. Bunlar hepsi verilmez. Ben örnek olması bakımından buraya çarptım. O zaman peki Kerem, bunların hangisini çıkaralım sana göre? Hangisiyle oynayalım ki şu kuru maddeyi biz dengeleyebilelim mesela? Biraz yaklaştıralım daha doğrusu. %100'e yaklaştırabilelim. Hocam, şimdi burada birazcık fiil zamanını birazcık azaltmak ya da aynen fiil zamanını biraz... Fiil zamanını ne yapalım? Dediğim gibi arkadaşlar, bakın bu deneme yanılma yoluyla, doğru mu? Burada Kenan, bir 3 kilogram biraz fazla gibi gözüküyor. Burada nişastayı da birazcık düşüreceğini düşünüyorum ben. Evet. Bakın bunlar aslında bu tip uçuk değerlerin olması rasyon anlatımında bana göre daha faydalı oluyor. Çünkü doğruya daha fazla yaklaşabiliyoruz. Hepsiyle de oynayabiliyoruz. Değil mi Kerem? O yüzden ben böyle tabii. Yaşar yazdım. Arkadaşımız da şimdi yazdı. 5 evet. Birazcık yukarıda bir rakam. O şimdi benim de gözüme çarptı. Onda yonca kuru otu mu? Aynen. Onu evet. Yoncayı 3,5 civarına bir zamanında 1'e indirirsek burada zaten hayvanımız burada 29 kilogram gibi bir kuru maddeyi tüketebilmesine ben imkan olmadığını düşünüyorum. Zaten kuru otlarda biraz olsun şey değil zaten biliyorsun değil mi Kerem, sen şey yapıyorsun da diğer arkadaşlar için de söylüyorum, herkes için söylüyorum, şu hayvanın kuru madde ihtiyacı değil ya da tüketebileceği kapasite değil, bizim şunlarla sağladığımız kuru madde şu, yani biz bunları kullandığımızda hayvana 29 veriyoruz, 29 kilogram kuru madde veriyoruz ki o çok uçuk bir rakam zaten. Dediğim gibi bu uçuk bir rasyon. Biz bunu dengelemeye çalışacağız şimdi. Dediğim gibi o zaman yonca kuru otunu biz ne yapalım? Fiil zamanını bir yapalım. Bir yaptığımız zaman ne oldu? Kuru madde tüketiminde. Peki yonca kuru otunu ne yapalım? 3,5 desek her neyse tamam. Şimdi burada tabii var. Şunun değişmesi lazım. Niye değişmiyor? Dur bakayım şunu yaptığımız zaman. Şurada bir şey var. Bazı rasyon programında tabii olabiliyor. Sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Mesela şurada normalde şunun buraya göre değişmesi lazım. Şu rakamın değişmesi lazım. Ya da biz manuel olarak belki yapacağız. Yapacağız. Değil mi Kerem? Hocam kaçırdım. Şu an ben başka bir şey toplamaya çalışıyorum. Şu rakam var ya, şuradaki rakam karşılanan kuru madde tüketimi diyoruz ya. Karşılanan evet. 24.8 normal şartlarda. Şurada ben değişiklik yaptığım zaman şu rakamın da burada değişmesi lazım ama sadece evet. Değişiyor. Mesela yonca kuru otunu yine 3 yapayım mesela deneme bakımından. 3 yaptığım zaman diğer rakamlar değişiyor. Yalnız formülasyonda bir sıkıntı olabileceğini düşünüyorum hocam. Excel'deki formülasyonda bir sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Evet. Yani burada bir sıkıntı var. Ama ya da New Data'da vardır bir sıkıntı hocam. Bu Excel tabanlı programların New Data'ları oluyor. O New Data'larda ufak bir değişiklik bile sonuçları olabildiğince etkiliyor. Benim karşıma çıkıyor arada buna benzer olaylar. Evet. Şimdi ama bakımından değil, bizim açımızdan
bizim açımızdan bu şey önemli şu an için büyük bir problem değil. Çünkü biz burada bir çalışma yapıyoruz, bir deneme yapıyoruz, bir rasyon programını anlatıyoruz. O yüzden de bizim açımızda şu anda bir problem teşkil etmiyor ama şeyi bilelim, aslını bilelim, bunun böyle olması lazım. Bizim belirttiğimiz şekilde olması lazım. Ama herhalde demek istediğim şey yapıyor. Şimdi biz bunlarla oynamaya başlayalım. En azından şunlar değişebiliyor. Şunlarla oynayalım biz. Bakın mesela neyi burada ne eksik mesela? Eksik. Hepsi dediğim gibi fazla geliyor bir kere. Fazla geliyor. Şu mesela ayçiçeği küspesi biraz fazla gibi mi? Bana mı öyle ayçiçeği geliyor? Mesela ham protein çok yüksek. Ham protein de çok yüksek karşılanıyor. Bu ruminant besleme açısından ham proteinin gereğinden fazla verilmesi hem maliyet açısından sıkıntılıdır arkadaşlar. Çünkü bir kere proteini yemen nedir? Pahalıdır en başta. Artı bir de sindirim fizyolojisi açısından sıkıntı ortaya çıkarır. Fazla protein verdiğinizde, hayvana fazla protein verdiğinizde bir de eğer protein parçalanabilir proteince yani verdiğiniz protein kaynağı mesela küspe parçalanabilir protein içeriği bakımından yüksekse bu sefer rumende fazla miktarda amonyak oluşur. Amonyak zehirlenmesine yol açarsınız. Tam döl verimine kadar gider. Döl veriminde düşüklüğe kadar yol açar. Bu büyük önemli problemdir bu. O yüzden de proteini istediğiniz kadar verelim. Aslında protein nedir? Biz düz mantıkla düşündüğünüzde protein çok değerli bir besin maddesidir. Biz ne kadar fazla protein verirsek o kadar iyi diye düşünürüz. Çünkü süt verimi artar denir. İşte yem tüketimini mesela artırıcı yönde etki yapıyor protein tüketiminin artma protein düzeyinin artması. Ama dediğim gibi onun da belli bir sınırı var. Onun üzerinde çıkamazsınız. Hayvana bu sefer zarar vermeye başlarsınız. O yüzden de ham protein düzeyini düşürmek, ben ham protein düzeyini düşürmek için ne yapmam gerekiyor? Ne gayet basit bir mantık. Proteince zengin yemleri bileceğiz. Yani bu zootnetsin bilmesi gereken şeyden birisi de bu işte. Bileceğiz. O şeyleri ne yapacağız? Çıkaracağız. Rasyondan çıkaracağız. Bu nedir şeyden? Burada proteince zengin yem deyince ne aklımıza geliyor? Burada görüyorsunuz mesela soya küspesi. Soya küspesi zaten çok fazla gerçi kullanmamışız ama bir kullanmışız. Bunu ne yapalım mesela? Örnek olması bakımından yine söylüyorum. Düşürecek mi? 0.5 yapalım. 0.5 yaptığımızda ham protein dikkat edin. 239'du. Bakın 234'e düştü. Düşüyor. Tabii biz çok az düşürdüğümüz için düşüş o kadar fazla olmuyor. Düşme miktarı o kadar fazla olmuyor. Başka neyi düşürebiliriz buradan şeyle oynamak için? Ayçiçeği küspesini yapalım, bir yapalım. Ya da komple çıkarabilirsiniz mesela. Ayçiçeği küspesini komple çıkarabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi yine ham protein içeriği düştü. Buradan tabii ham protein içeriğiyle oynayan, bakın balık unu var mesela. Balık unu var, çok şey kullanmışız. Balık unu kullanmışız, kullanılmış, koza küspesi kullanılmış. Bunlardan mesela koza küspesini komple şey yapalım, çıkaralım. Ayçiçeği küspesini hatta soya küspesini çıkaralım. Gördüğü gibi ham proteinle oynuyoruz, dikkat edin. Ham protein oldukça düştü. Sağladığımız ham protein oldukça düştü. Mesela yonca kuru otu yine proteinle zengindir. Diğerleri o sildiklerimiz kadar zengin değildir ama yine de zengindir. Yonca bir kere kabahimler içinde en zengin protein kaynağıdır. Onu iki yapalım. Biraz daha düştü. Balık unlu bir yapalım. Oldukça zengin bir protein kaynağıdır. Biliyorsunuz. Balık unu %60 düzeyinde bir %60-70 hatta proteine sahiptir. Yani yarısından fazlası neyse neredeyse proteindir. Onu da indirdik. Bakın hemen hemen yaklaştık. Bakın %111'e düştü. Yani 111'e düştü. Bunun 100 olması lazım. Şuranın 100 olması lazım. Ona uğraşıyoruz. Ama bakın
Rasyon hazırlamanın bir zorluğu işte. Bununla oynadığınız zaman ne oluyor? Diğer şeyler de değişiyor. Çünkü yoncada sadece protein yok. Yoncada ne var? Kalsiyum da var. Bakın ben yonca kuru otunu 3 yaptım, tekrar 3 yaptığım zaman kalsiyum da değişiyor. Kalsiyum da değişiyor. Kalsiyum artıyor. Çünkü yonca kalsiyumca zengin bir yem maddesi. Dolayısıyla da burada zaten kalsiyumca benim bir şeyim var. Bir problemim var. Onu daha da yükseltiyorum. Neredeyse 10 katı düzeyinde, ihtiyacın 10 katı düzeyinde ben neyi katıyorum? Kalsiyum vermiş oluyorum. O da probleme yol açabilir. O yüzden de o kalsiyum şeyiyle de oynamamız tabii ki şey yapıyor, gerekiyor. Şunu silersek. Başka ne yapabiliriz buradan? Burada dediğim gibi bunlar çok uğraşılacak. Yani bu zaten şunu da söylüyorum. Bunlara biz mahkum değiliz biliyorsunuz. Biz bunlara mahkum değiliz. Burada örnek olması bakımları dedik. Siz buradan biraz önce dediğim o yem şeylerine ne yapabiliyorsunuz? Şunlardan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Tabii istediğinizi seçebiliyorsunuz derken işletmenizde varsa doğal olarak. İşletmenizde varsa bunları da ne yapabiliyorsunuz? Seçebiliyorsunuz. Bakın bu arada şey. Bir arada bu arada Berat arkadaşımız Selçuk Üniversitesi'ne diyorlar. Selçuk Üniversitesi'nin evet bir programı var. Onu da ben de şey yapıyorum. Kullanıyorum. Nerede kullanıyorsunuz? Kullanıyoruz derken Berat Taşçıoğlu nerede kullanıyorsunuz? Ha, deneme yapıyorsunuz. Berat tamam. Evet. Yani daha farklı rasyonlar da var. Rasyon programları da var. Tabii paralı olan rasyon programları var. Çok daha gelişmiş rasyon programları da var. Onlar üzerinde de tabii şey yapabiliriz. Gerektiğinde konuşabiliriz. Ama temeli aynı arkadaşlar. Rasyon programlarının temeli aynı. Hayvanın ihtiyaçları, bitkilerin besin maddi içerikleri var. Bunlar arasında eşdeğerlik kurmak. Burada rasyon programı tabii önemli. Her zaman dediğim gibi rasyon programı çok önemli. Ama ondan önemlisi sizin fizyoloji bilginiz. Yani daha doğrusu besleme bilginiz. Doğal teknik olarak sizin bilginiz. Yani kaba kesif yem oranının önemini bileceksiniz. Kaba yemin ne olduğunu bileceksiniz. Kesif yemin ne olduğunu bileceksiniz. Kalsiyum içeriğince hangi yemlerin zengin olduğunu tahmin edebileceksiniz. Bileceksiniz ki bu şeylerle oynayabilirsiniz. Mesela her biraz önce dediğim gibi her besin maddesince zengin olan her yem maddesini sizin kafanıza göre kullanamazsınız. Mesela kan ürünü çok yüksek düzeyde protein içerir ama onu zaten kullanımı yasak zaten. Diyelim yasak olmasa bile kullanamazsınız. Başka diğer yem maddeleri de var. Onları da kullanamazsınız. Biraz önce dediğim gibi üst sınırlar var. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Evet. Mesela burada da şey var. Bu rasyonu hazırlayan arkadaşın şeylerle ilgili, bu rasyon programıyla ilgili aynen bizim yaptığımız gibi, şu anda benim anlattığım gibi talimatlar var. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diyor. Evet. Yalnız burada da dediğim gibi bununla ilgili bir şey yazmış mı diyorum. Kuru madde tüketimiyle ilgili. Evet, onunla ilgili bir şey yazmamış. Ama burada gördüğü gibi oynayabiliyorsunuz. Herhalde şey anlaşıldı mı?
konu en azından rasyon programıyla ilgili temel bilgiyi verdik mi? Bazı arkadaşlarımız için tabii bunlar şey oldu. Dediğim gibi tekrar oldu. Belki bunları zaten biliyorduk hocam diyebilirsiniz. O gayet doğal. Çünkü bu işin içindesiniz ama ben dediğim gibi genel anlamda öğrenci profiline göre, yani buradaki katılımcı profiline göre bir ortalama belirlediğim için bu şekilde bir anlatım şey yapıyorum. Yoksa çoğu şeyleri şey yapabiliriz, atlayabiliriz ama olmuyor işte bazı arkadaşlarımız. O zaman geri planda kalıyor. O yüzden bir ortalama belirlemeye çalışıyorum. Ama inşallah umarım şey olmuştur. Faydalı olmuştur. Bunun dışında tabii rasyon hazırlamayla ilgili daha başka şeyler de var. Kaynaklar da var. En azından teorik bilgi anlamında. Mesela şu her zaman diyorum, bilmiyorum görüyor musunuz, şu kitap fena bir kitap değil. İnşallah görünüyordur. Bu Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nce hazırlanan bir şey, kitap. Onunla ilgili bakayım, rasyon, rasyon hazırlama. Onun burada sizinle paylaşacağımız daha ekstradan bilgiler de var burada. Tabii biraz pratik şey pratik diyorum, teorik bilgiler var tabii burada, bu şeylerde işte dengeli rasyon ne demek, rasyonun enerji besin madde ihtiyaçları, yemle ilgili faktörler, yemlerin kimyasal bir bileşimi, mesela Pearson kare metodu var arkadaşlar, bunlar biraz da işin teorisi tabii, işin temeli, rasyon hazırlamanın temeli ve yani farklı yem maddelerinin şey yapıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Farklı yem maddelerinden zaten bu rasyon programları da bu temel ilkelere dayanarak geliştirilmiş aslında programlar. Mesela Pearson Kare'de dediğimiz olayda ne yapıyoruz? İki tane yem var diyelim elimizde ve bunların protein içerikleri farklı ama biz bir ortalama bir protein değeri bulmaya çalışıyoruz. Ortalama protein değerini bulmak, yani bir protein dengesi tutturmak istiyoruz daha doğrusu. İki tane yem var. Birisi %18'lik bir protein içeriğine sahip. Birisi %30'luk bir protein içeriğine sahip. Bu ikisini kullanarak ben ne oluşturmaya çalışıyorum? %25'lik bir protein içeriği tutturmaya çalışıyorum. İşte bunu neyle şey yapıyorsunuz? Bunu tabii farklı şekilleri de yapabilirsiniz. Mesela bir yoluyla bulabilirsiniz ama bu yollardan birisi de Pearson kare metodu mesela. Pearson kare metodu kullanıyoruz bunu belirlemek için. Yani arpa ve ayçiçeği küstesinden hangi oranında karıştırırsın ki %16 ham proteini bir karmayan elde edelim. Arpanın ham proteini %11, ayçiçeği küstesinin ham proteini ise yaklaşık %30'dur. Bunun ikisini karıştırıp ben %16'lık karışım elde edeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Bunu da izleyeceğiniz yollardan birisi işte Pearson kare metodu. Pearson kare metodunun da belki daha sonraki derslerde bunlarla ilgili de yine şey yapabiliriz, konuşabiliriz daha teorine girmek için ama dediğim gibi biz çoğunlukla rasyon üzerinden, pardon programlar üzerinden konuştuğumuz için bunlara çok fazla açıkçası girmiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar o zaman ben bugünkü rasyon hazırlamayla ilgili anlatacağım konular, yani bugünkü yine bunlar. Sizin eğer eklemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şeyler varsa onları da sorun, yavaş yavaş isterseniz bugünkü sohbetimizi diyelim, ders demeyelim de bugünkü sohbetimizi tamamen erdirelim, kapatalım. Var mı sormak istediğiniz veyahut da eklediğiniz veyahut da bundan sonraki şeyle buluşmalarımız için önerileriniz, nasıl yapalım, nasıl bir şey yapalım, onu söyleyeyim, ben ona göre kendimi de şey yapayım, yönlendireyim. Buyur Kerem. Hocam trans besleme
son 21 close-up ve far-off beslemesi, uzak kuru dönem beslemesi. Hı? Yapsak bence daha güzel olur. Çünkü sağmal beslemenin en başı aslında buradan başlıyor. Yani kuru dönemdeki kuru dönem beslemesiyle ilgili teorik bilgi ediyoruz, verelim diyoruz. Konuşalım diyoruz. Ha, zaten. Aynen. Kuru dönem beslemesi. Olur. Bir konuyu daha bir dersimizde ona ayıralım. Kuru dönem beslemesi. Mesela ben zaten gelecek haftaki ruminant besleme dersinde de şey yaparız. Kuru dönem beslemesiyle ilgili konuşacağız zaten. Derste yani. O tabii o ders kapsamında biraz sınırlı oluyor tabii. Onu olabilir. Berat Taşçıoğlu anyonik rasyonla ilgili, anyonik rasyonlarla ilgili önemli bir konu. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ben yine Yasemin Can arkadaşımızdan rica ederim, organizasyonu o yapsın. Ben kendime ödev alayım. Bir kuru madde, şey kuru madde neydi? Kuru dönem beslemesi. Üst sıralarda kuru dönem beslemesiyle ilgili özelleşeyim. Bir de anyonik rasyon. Berat Taşçıoğlu'da anyonik rasyon. Aslında örtüşüyor bu şeyler. Anyonik rasyon hakkında şey yapalım. Bir ders yapalım. Onunla ilgili bilgi şeyler var bende. Dokümanlar var bende. Onları bir derleyip toplayayım. Şey yapayım. Burada onlarla ilgili konuşalım. Kuru dönem beslemesi ve anyonik rasyon konusunda. Yasemin onları bir not alırsan ben bazen şey yapıyorum. Başka yazdım hocam, yazdım. Bana hatırlatırsan onun hakkında konuşalım bir dahaki derste de. İstediğiniz zaman da dediğim gibi uygun olduğu zaman ben şimdi kendime iş edildim. Bir de şeyden bir teklif geldi de daha doğrusu bana değil. Bütün üniversiteye geldi, ben de kabul ettim. Yani bana özel değil de Azerbaycan Üniversitesi'nden bakalım, ona da başlayacağız belki. Aynen siz de yaptığınız gibi onlarla da böyle bir seminer şeklinde ders yapacağız. Eğer bir sıkıntı çıkmaz, eğer kabul ederlerse, benim dediğim programı kabul ederlerse onlara da bir program yapacağız. Kendi derslerimiz var tabii. Ama şey yaparız, size zaman ayırırız. Çünkü ben böyle gönüllü arkadaşlarla ders yapmayı daha fazla geliyorum açıkçası. Önemsiyorum. O yüzden benim uygun olduğum her zaman uygun olmam şartıyla tabii. Derslere devam edebiliriz arkadaşlar. Hiç, sayı da önemli değil. Benim için sayı az olmuşum, ben o da konuda şey yapmam önemli değil. Önemli olan bir kişiye de faydanız dokunuyorsa benim için önemlidir. Aynı zamanda bunu zaten kaydediyoruz. Ben bunu sizin için bir sakıncası yoksa şeyde paylaşıyorum. YouTube'da da paylaşıyorum ben bunu. Bunları YouTube'da da paylaşıyorum. Ve daha başka kişiler de faydalanıyor. Evet. O zaman öyle yapalım. Biz Berat Taşçıoğlu oldu mu? Ben ona ödev olarak aldım. Anyonik rasyon ve kuru dönem ilgili. Siz de tabii eğer şey yaparsanız, şöyle bir en azından bir okursanız, birkaç kaynak okursanız belki karşılıklı tartışma da olur. Daha iyi olur. Yine bu rasyonla ilgili de yine konuşuruz. Hatta ben bir daha bir şeyde de o Selçuk Üniversitesi'nin şeyi de var bende. O zaten internette de var. Onunla çalışıyoruz. Biz de kullanıyoruz onu. Onunla da ilgili de çalışma yapabiliriz. O böyle bir örnek uygulama. Orada da yaparız. O rasyonda da yapabiliriz. O rasyon programında da yapabiliriz. Hepsi de dediğim gibi temelde aynı arkadaşlar. Önemli olan, tekrar ediyorum, temel bilgilere sahip olmak. Niçin yaptığımızı bilmek. Teorik bilgiler de verdim. Rasyon hazırlamayla ilgili dediğim gibi kaynaklar var elimizde. Onlarla ilgili de paylaşırız. Açıklayıcı anlaması biraz kolay. Hayvan besleme kitapları var mı? İşte dediğim gibi bu kitabı gösterdim. Bilmiyorum gördünüz mü? Bu kitap fena bir kitap değil. Şeyden hatta bunu Yasemin seninle paylaşmış mıydım? Yok, sana vermiş miydim bu şeyi? Yoksa... Yok hocam, bana Kerem de dedi, siz de dediniz, bunu aldım ben. Tamam, o da güzel, o kitap da güzel. O kitap da güzel. Bir de bu kitap da var arkadaşlar. Yani şunu, ismini şey yaparsanız eğer
hayvan besleme ve besleme hastalıkları diye internetten girerseniz zaten ulaşırsınız bunun şeylerine, iletişim adresine. Fena bir kitap değil. Daha başka kaynaklar da var. Benim elimde mesela şey var ama tabii o daha kapsamlı mesela İngilizce kaynaklar var. Bu İngilizce bir kaynak. İngilizce kaynaklar var ama onları tabii çok şey yapmıyoruz biz. Önermiyoruz. Önermiyoruz derken öneriyoruz da yani şey yapabiliyorsanız bunlardan da temin edin. Güzel kitaplar bunlar ama Türkçe kitaplar da var. Artı gerçekten de hazırlanmış güzel internette böyle gerçi her siteyi ben tavsiye etmem, önermem. Çünkü çok yanlış bilgiler var. Ama bazı güzel siteler var. Mesela Murat Görgülü'nün güzel bir sitesi var. Onu önerebilirim. Onu değerlendirebilirsiniz. Murat Görgülü diye de şeyde çıkar. Hayvan beslemeyle ilgili güzel bilgiler var orada da. Sonra şeyde neydi oranın adı? Hasan Melih Yavuz hocamız var. O şeyde paylaşımlar yapıyor. Evet, o kitap tam küt öyle besleme. İsimli şey yazar kim tam görünmüyor da Kerem. Murat Hoca. Ha Murat Hoca. Ha tamam. Tamam işte o kitap. Yeni kitabı. Kitap da olabilir. O kaç basımı? Benim hocam da bu 2020 diye biliyorum ben. Ya 2019 Şubat. Yani yeni kitap. Kitap yani o da olabilir. O kitap olan. O bende yok mesela. O kitap bende hocam, yok. Hocam güzel yazmış hocamız ya. Evet, eline sağlık. Murat Hoca şey yapar. İyidir bu konularda. O kitabı da öneririm. Daha başka kitaplar da var da. Bunları öneririm ben. Kendi dediğim gibi şeyi de var. Site de var. İnternette de girebilirsiniz. Kendi sitesi de var. Aynı zamanda Hasan Melih Yavuz Hoca'nın paylaşımları var. Eğer şeyi kullanıyorsanız, sosyal paylaşım sitelerini kullanıyorsanız neydi o şeyin adı? Hatırlamaya çalışıyorum da. Hayvancılıkta dönüşüm diye bir sayfaları var. Hayvancılıkta dönüşüm. Görgülü. Yaşar Kılınç. Murat Görgülü. Yani şu anda kitapla ilgili söyleyebileceğim şeyler şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yine ben şey oldu ama size de paylaşırım zaten. Ben mesela şeylerden faydalanıyorum. Bakın mesela ben size örnek olması bakımından da gösteriyorum. Bu gibi konularda genelde yabancı sitelerden de faydalanıyorum ben. Şurada hemen size göstereceğim şimdi bir dakika. Çalışıyorum da şu anda. Neredeydi? Yıldız sürekli bağlıyor. Ne oldu çıktı? Çok şey var da benim genelde kullandığım bir şey vardı. Onu arıyorum. Şurası. Mesela şu şey bu siteden ben faydalanıyorum. Güzel bir site. Hayvanların besin madde ihtiyaçları, beslenmeleriyle ilgili süt sırlarının
süt sırlarının aynı zamanda diğer besi sırlarıyla ilgili şeyler de var, bilgiler var. Hem teorik bilgiler veriyorlar, veriliyor. Hem de neler veriliyor? Mesela bunlar özel bilgiler de, yani rasyon hazırlamayla ilgili bazı özel, gerçekten de böyle ayrıntı, detay bilgiler de veriliyor burada. Şuraya gelmişken söyleyeyim, fazla da vaktinizi almayayım, sizin de sabrınızı zorlamayayım da. Biraz ileri bir besleme bilgisi ama yine sizinle de paylaşmak istiyorum. Bir miktar da olsa aklınızda kalsa faydadır. Şimdi burada hani biraz önce dedik ya, hayvanların NDF ihtiyaçları, difli madde ihtiyaçları, ruminantlar için bahsediyorum. Besin madde ihtiyaçları var. Bunların, bu besin maddelerinden birisi de NDF. Yani difli maddeler daha doğrusu. Bu difli maddeler deyince aklımıza da NDF geliyor, ADF geliyor. NDF deyince de NDF'nin içerisinde ne var? Hem selüloz var, selüloz var, lignin var. ADF'nin içerisinde sadece selüloz var, lignin var. Bunların hepsi birlikte hücre duvarı elemanlarını oluşturuyor. Ve bunlar da rasyonda belli düzeyde bulunması gerekiyor. Ruminantlar açısından bahsediyorum. Tabii teknidelilerde de bunlar veriliyor ama biz ruminantlar açısından konuşuyoruz. Ruminantlarda verilmesi gereken miktar, bulunması gereken NDF miktarı da laktasyonun farklı dönemlerine göre değişiklik gösteriyor. Mesela onun altına düşmemeniz gerekiyor. Genelde önerilen oran ortalama rakamdan bahsediyorum. Mesela NDF için %28-29 civarında, 30 civarında mesela olabilir. Rasyon kuru maddesinin yüzdesi olarak. ADF içerisinde, ADF içinde %20'si olarak önerilir. Bu dediğim gibi laktasyonun dönemlerine göre, farklı dönemlerine göre ne yapabilir? Yapıyor. Değişkenlik gösteriyor. Bunu sağlamanız gerekiyor. Bunları sağlamanız gerekiyor. Yani rasyonda bunu da sağlamanız gerekiyor işte. Biraz önce rasyonla oynadık ya. O rasyonla oynadığımızda aslında bunu da sağlamanız gerekiyor. Sadece şey yetmiyor. Burada mesela bu tabloda bu şey görüyor. Mesela burada kuru maddenin, rasyondaki kuru maddenin rasyondaki kuru maddede daha doğrusu bulunan NDF'nin ne kadarı şeyden geliyor? Şu rakam, şu sütün, şu gösterdiğimiz sütün ne kadarı kaba yemden geliyor? %19'u kaba yemden geliyormuş bu şeyde. %18'i, %17'si. Yüzde NDF'nin yüzdesi olarak, yani rasyonda bulunan NDF'nin yüzdesi olarak ise %75'i, %66'sı, %58'i kaba yem kaynaklı NDF oluyor. Ve toplam NDF'nin minimum toplam NDF'de %25, %27, %29. Burada anlatmak istediğim şu arkadaşlar, bu tabloda mesela siz bir NDF'yi sağlıyorsunuz, yani bir NDF sağlayacaksınız rasyonla, artı o NDF'nin de belli bir düzeyi mutlaka ve mutlaka ne olması gerekiyor? Kaba yem kaynaklı olması gerekiyor. Yani sadece NDF'nin şey olması sağlaması yetmiyor. Onun bir kısmını da NDF kaba yem kaynaklı olması gerekiyor. Bu durumda da eğer siz mesela kaba yemden gelen NDF, kaba yemden gelen NDF %75 civarında olursa siz sağlamanız gereken toplam NDF %25 oluyor. Eğer %58 olursa %29 oluyor. Yani şunu demek istiyor. Siz kaba yemde kullanacağınız şey, pardon, rasyonda bulunan NDF'nin kaba yemden kaynaklanan kısmının değişimine paralel olarak sağlamanız gereken toplam NDF miktarı da değişkenlik gösteriyor. Yani biraz karışık gibi görünüyor konu. Biraz şeyde, biraz üzerine şey yaparsanız, daha derin düşürürseniz, daha sonra sakin bir kafayla ne demek istediğimi anlarsınız. Tekrar ediyorum. Sadece şunu söyleyeyim. NDF yetmiyor. NDF'nin ne kadarının kaba yemden geldiğini de bilmemiz gerekiyor, ayarlamamız gerekiyor. Bunlar rasyon hazırlamanın gerçekten aslında çok da basit, çok zor olmadığını ama aynı zamanda çok da basit olmadığını da gösteriyor arkadaşlar. Bu bilgilere bizim sahip olmamız gerekiyor. Sadece NDF açısından değil. Mesela başka bir oran, kalsiyum fosfor oranı. Kalsiyumu sağlayacaksınız, fosforu sağlayacaksınız ama aynı zamanda kalsiyum fosfor oranı da tutturacaksınız. Bunları da bir şey yapmak gerekiyor. Bütün bunların yalnız gerçekten de şunu söylüyorum ben.
ilgili olan arkadaşlar bilirler, hepimiz biliriz. Gerçekten de bu işte Erciye'de rasyon programına, rasyon konusunda gerçekten kendini yetiştiren bir ziraat mühendisi, ziraat mühendisi gerçekten şeylerde, işletmelerde iş yapar. Yani bu konuda kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Özellikle de rasyon hazırlama programı, rasyon programında. Tabii bu rasyonu hazırlamak için de dediğim gibi besin fizyolojisini de bileceğiz, bir miktar bileceğiz. Biyokimyayı da bileceğiz. Tabii neyi de bileceğiz? Yemler bilgisini de bileceğiz. Hepsi birbirleri içeriyor. Yani rasyon bunların tepesinde olan bir şey. Yani siz yemler bilgisiyle yetersizseniz, yemler bilgisi konusunda. Ya da rasyon, düzeltiyorum, hayvan besleme fizyolojisi, metabolizmasında bazı konuları gerçekten yetersizseniz rasyon hazırlama noktasında biraz sıkıntı çekersiniz. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Bunlar da öğrenilemeyecek şeyler değil. Biraz gayretle öğrenilebilecek şeyler. Sonuçta atla deve değil. O yüzden de biraz gayret göstermemiz gerekiyor. İşte ben biraz buradan gayret edeyim. Siz biraz gayret edin. Bu sayede de eksiklerinizi gidermeye çalışalım. Dediğim gibi bu bir örnek. Bu bir site örneği. Bu şey üzerine de konuşabiliriz. Konuşuyoruz zaten. Ben geldiğimde bundan da faydalanıyorum. Bu site üzerine de konuşuyor. Çok güzel bilgiler var burada. Bunun yanında mesela şöyle bir şey var. Ben yararlandığım kaynak var. Bunları doğru yazdım inşallah. Evet, şu site. Evet. Bu da fena bir site değil. Burada da farklı konularda biraz bilgi veriliyor burada. Tabii biraz temel bilgiler var. Çok detaya girilmiyor ama güzel bilgiler var. Mesela şurada diyelim dışkıyla bu şey hakkında da bu site hakkında da ayrıca konuşabiliriz. Bakın mesela buraya giriliyor. Biz ne dedik biraz önce? İşletmede bir şeyin, bir ziraat mühendisinin bilmesi gereken konulardan birisi. Yani hayvanın dışkısına bakarak, o hayvanın besleme tipiyle ilgili, besleme durumuyla ilgili, rasyonuyla ilgili fikir edinebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir ön bilgi edinebiliyorsunuz en azından. Çok kesin bilgiler vermiyor ama ön bilgiler edinebiliyorsunuz. Sadece dışkıya bakmak suretiyle. Bu da bir tecrübe gerekiyor ama çok fazla tecrübe değil. Yani bir iki denemeyle bu işin öğrenebilirsiniz ve gayet çok önemli bir şey. Önemli bir konu. Mesela burada dışkı skorlaması ile ilgili şey var. Mesela şurada örnek olması bakımından söylüyorum. Bakın burada bu dışkı, Kerem nasıl şey yaparız, sorgularız bu dışkıyı? Şu dışkıyı, gösterdiğim dışkıyı. Biraz görünüyor, biraz zor görünüyor belki ama. Mesela burada nedir? Dışkıda tane. Burada özellikle şöyle tane. Mikrofonum kapalıymış. Hocam, benim okuduğum kaynaklarda genelinde şöyle yazar. Sağmal dışkılarında zeytin yeşili renginde olması gerekli. Dane, içerisinde danenin olmaması gerekli. Bir de kabaya partiküller olmaması. Aynen. O da olmaması gerekli. Bir de yere düştüğünde hocam maksimum yüksekliğinin 4 santim kadar olması lazım. O zaten halka halka oluyor. Evet. Yani şurada da bakın. Şunlar farklı dışkılar var. Çok iç açıcı görüntüler değil ama Yasemin ne yapalım? Bizim işimiz bu. Biz bu şeylerde ilerliyoruz. Yani burada farklı şeyler var. İşte mesela şu sıkıntılı bir dışkı. Şu dışkı normal gibi görünüyor. Yani en azından şeyden gördüğü kadarıyla. Aslında gri gibi gözüküyor o da ama. Burada kabaya içeriği oldukça yüksek olan bir şey. Sanki bir alt dışkısı görüntüsü var. Bu da normal değil. Sadece şu dışkı görünümünden, dışkı yapısından biz hayvanı ver. Mesela şurada biz neden şey yapabiliriz? Asidozdan şüphelenebiliriz. Yani şu dışkıyı yapan hayvandan
bir asidozdan şüphelenebiliriz. Çünkü şey sindirilmemiş. Ya da şey verilmiş. Daneler çok fazla. Mısır sileceği ezilmemiş. Evet, patlatma deniyoruz ya, diyoruz ya. Mısır sileceği patlatılmamış. Yani dolayısıyla da kırılmamış. Dolayısıyla da hayvan bunu sindiremiyor. Ama sadece sebep o değil. Dediğim gibi hayvanda başka sıkıntılar da var denir. Mesela bu bir örnek olması bakımından siz de şey yaptınız. Mesela şu asidozisin boyutları ile ilgili. Bakın bunu ben bir videoda sanırım bir video çektim galiba bununla ilgili. YouTube'da olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç tane çektiğim için unutuyorum. Ben de bazen şey yapıyorum. Bakın bu pH'i düzeltiyorum. Asidozisin çok güzel ve basit bir şekilde anlatım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz şey burada bir asidoz olayında neler oluyor, neler bitiyor. Sadece şu şemadan, şu resimden, şu şekilden üzerinde durduğumuz zaman asidozla ilgili olayı %80'ini, %90'ını halletmişsiniz demek. Yani burada, şurada. Ben bunu kullanıyorum. Çünkü ben bununla ilgili şey var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam YouTube kanalımda bununla ilgili bir sunu yaptım ben. Bunu izlemenizi de öneririm eğer izlemediyseniz. O yüzden üzerinde şey yapmıyorum. Ben bundan da faydalanıyorum. Bu siteden de faydalanıyorum. Arkadaş sorduğu için onu şey yaparım. Ama İngilizce olduğu için belki İngilizce sıkıntısı olanlar yapabilir ama ben bunları da şey yapabiliriz arkadaşlar. Bu sitelerden de sizinle sohbet edebiliriz. Bu siteler üzerinde de konuşabiliriz. Anlayabiliyor muyum? Evet. O zaman yavaş yavaş arkadaşlar var mı bir şeyiniz, bir öneriniz? Tekrar ediyorum sorunuz. Yavaş yavaş kapatıyorum ben sohbeti. Ben ödevimi aldım. Yasemin sen yine sana zahmet şey yaparsın, bir program yaparsın. O ödevi de bana yine hatırlatırsın. Tamam hocam, yazdım ben. Tamam, o dokümanlar var bende zaten. Onunla ilgili kurdun beslemesi ve anyonik beslemeyle ilgili şeyle ilgili detaylı bir şekilde konuşalım. Gerçekten de önemli bir konu çünkü o. Neredeyse süt sürü beslemenin temelini oluşturuyor diyebilirim. Çünkü kuru dönem beslemesinde yapacağınız her hata size nerede karşınıza çıkıyor? Laktasyon beslemesinde her bakımdan ortaya çıkıyor. O yüzden de onu şöyle bir detaylı bir şekilde sizinle tartışalım. Evet. Teşekkür ediyorum. İyi oldu. Benim için de iyi oluyor böyle. Yani seviyorum çünkü böyle bilgi paylaşımına hoşuma gidiyor. Hepinize ne diyelim? İyi geceler mi diyelim? İyi geceler diyebiliriz galiba. Evet. İyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Çok önemli. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Hepsi geçer. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Kendinize bakın. Kendinize hocam edin. Emeğinize sağlık. Sağ olun. İnşallah şey oluyordur. Faydalı oluyordur. Önemli olan o. Önemli olan benim her zaman denir ya. Klasik laftır ya. Önemli olan benim anlattığım değil, sizinle anladığınız, size faydalı olması. İnşallah oluyordur, bir şeyler yapabiliyoruzdur, becerebiliyoruzdur. Bu anlamda da mutlu oluyorum ben. Ailenize hürmetlerimi sunuyorum. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. En uygun zamanda Yasemin bir program yapar, sizinle de yine irtibata geçer. Yine konulara devam ederiz. Ödevimiz üzerinden devam ederiz. Evet. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler hocam. İyi geceler.